Tencereyi bana verin kızlar. Bu geleli hiç bulaşık derdi kalmadı değil mi Songül? Bu ne biçim hapislik seninki Haydar abi böyle? Bu sıcak sıcak daha iyi oluyormuş be. Hadi Haydar çıkıyoruz. Nereye? Sorma sahip olmazsa. Yürü yürü, ağan seni çağırtmış. Hangi ağan? Esas ağa, Seymen Karadağ. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Kimler gelmiş? Özledik lan Haydar. Sevmişsin vallahi, değil mi Memo? İdamlıkları da böyle son günlerinde iyi davranırlar ya Bekir abi, o hesap. Memo, sen kal yavrum. Ağam, ben bir şey yapmadım ağam. Beni kandırdılar, tehdit ettiler. Çekil lan. Bırak Kirve. Otur Haydar. Siz çekinin çocuklar. Bekir, sen kal. Sana soracaklarım var. Sor ağam, ne istersen söylerim. Ben seni kardeşim gibi severim. Senin için öl de ölem. Sus lan, öleceksin zaten. Bari bir işe yara hıyar. Tamam, kimse ölmeyecek. Sadece konuşacağız. Haydar, babamın vurulduğu günü hatırlıyor musun? Hatırlamam mı oğlum? Bekir'le katillerin peşine düştük. Ve bir tanesini kıstırıp bağ evine getirdik. Adam bize kendisini Ali'nin tuttuğu yönünde ifade verdi. Tam jandarmaya gidiyorduk ki vuruldu. O herifi ben tutmadığım için bir araştırma yaptırdım. Ucu geldi sana dayandı Haydar. İşin o kısmını çözdük. Yalnız bunların Mahmut Ağa'nın katilini bağ evinde tuttuğunu sana kim söyledi? Sana oraya gitmeni kim emretti? O iti bu mu vurmuş? Bırak Seyhan. Sırası değil. Emri kimden aldın? Şimdi anlat bakalım. Ne diyorsun ağam? Vallahi iki gözüm önüme aksın ki ben... Bak Haydar. Tepem atmaya başladı. Aniden sıkılabilirim bu işten. Bankalardaki hesaplarını bulduk. Zamanın parasıyla çok iyi bir hesap açılmış sana. Akıllı ya. Parayı koymuş bankaya, 7'ye 8'e bölmüş. Böyle dilenci gibi dolanıyor. Dava açılacak. Seni buradan paşa paşa jandarmaya götüreceğiz. Bak, avukat beyler de burada. Bizim işimiz seninle değil. Son olayda korumaları elden kaçırdık. Ustayı da vurdular. Sen de korumalardan başkasını tanımadın. Biraz yatar çıkarsın. Zaten kaza olayı karışık. Suçlu usta gibi görünebilir. Ama babamın olayında onun katilini vurma emrini birinden aldın. Senin yaptığını biliyoruz. Ve ispat edebiliriz. Silahı köyde buldum. Üzerinde senin de parmak izin var. İsim lazım Haydar. Seni bağ evine kim yolladı? Kardeşin Osman Hamzoğlu verdi emri ağam. Evet, senin tahmin ettiğin gibi Ali Bey. Sen kardeşinden bunu bekliyordun. Ama ben eniştemden beklemiyordum doğrusu. Demek senin Araplar Osman'ı bu işe soktular. Baban başlarına bela olmuştu. Ortadan kaldırılması gerekiyordu. Eniştemin tefecilere borcu gırtlağa dayanmıştı. Tehdit ediliyordu. İyi bir pazarlık yaptılar. Babama karşı büyük para. Ötme tehlikesi de yok. Karısının babasını öldürttüğünü itiraf edecek hali yoktu ya. Her bir işi evin içinde bitirdiler.
Katili de buna hallettirdi. Sonra da Osman'ı mı öldürdüler konuşmasın diye? Yok. Onu tefeciler indirdi. İyi biliyorum. Uyanıklık etmeye kalktı Zahir. Gelen para tatlı gelmiştir. Yeni işe girmiştir. Bir dahaki partiyi öderim demiştir. Biz adamı kıstırıp jandarmaya ifade vermeye kalkınca işler karıştı tabii. Katil resmi ifadesinde beni Ali tuttu diyecekti. Savcılık Ali'yi alacaktı. Ve işin içinde Ali'nin olmadığı anlaşılacaktı. Ali elindeki güçle ve ilişkileriyle gerçek katili 5 dakikada buldurup pat diye temize çıkacaktı. Bir şey anladıysam Arap olayım. Ne var be anlamayacak? Bu Ali Ağa kaçak afyon işinde. Arap marap heriflerle iş yapıyor. Mahmut Ağa'm da her bir şeyi biliyor. Bunların tekerine çomak sokup duruyor. Bunun kardeşi Osman, Karadağların Dilara Hanım'ı alınca evden aforoz ediliyor. O da gidiyor borç harç, kaçak içki sigara işine giriyor. O zaman dükkanda satılmıyor sigara böyle. Ha babam tefeciden borç alıp mal getirtiyor. Sonra ödeyemiyor. Onlar da bir istiyorlar, iki istiyorlar. Çekip vuracaklar artık. Bu Ali Ağa'nın Arapları da Mahmut Ağa yakıcık ya. Kayınbabasını öldürsün diye Osman'a para veriyorlar. Ne yapsın Osman? Kendi mi ölsün? İyi, paramı alırım, tefeciye borcumu öderim diyor. Suçu da abime atarım. Mis! Zaten bu Karadağlar suçu ondan bilmeye dünden hazır. Evdeki yanaşmalara varana kadar 2 ayla 100 senedir birbirine düşman. Ne olacak? Bana da kiralık katili vurdurtuyor sorguya alınınca. Kiralık katil de zaten Ali Ağa tutmuş sanıyor kendini. Ben de öyle sandımdım ya fren işinde. Tamam lan tamam. Ulan bu salak bu kadar şey nereden biliyor ya? Nereden biliyor ya? Bunun amcası Topal Ayrı çok pis heriftir. O anlatmıştır. Eskiden derede yüzen bir ceset bulunduğu zaman ilk bu Topal'ı tutuklarlarmış. 2 gün sonra dayaktan perişan eve dönermiş. Evinin altında 50 küp altın bulunmuş bir keresinde de yine sıyırtmış. Bilmiyorum hiç görmedim demiş. Dayaktan Topal kalmış yine konuşmamış. Evet beyler, ifadesini imzalatın. Her şeyi güzel güzel anlatsın. Bekir, şu silahla ifadeyi al kasaya kilitle. Şimdilik sadece kaza olayıyla ilgili yargılanacaksın. Biz babamın davası için Osman'dan ötesine delil toplayacağız. Osman'ı tutanlara isim isim ulaşınca bana yine lazımsın. Tahliye olduğun gün seni bana getirecekler. Çok sürmez, merak etme. Seninle yollarımız burada ayrılıyor Hamzaoğlu. Beni öldürtmeye çalışmadığına memnun oldum. Ama benim gözümde uyuşturucudan ölen yüzlerce genç insanın katilisin. Benim doğmamış çocuğumun da katilisin. Bu pislikleri buraya sen soktun. Ve yıllarca sen korudun. Kanıt toplamaya devam edeceğim. Lafımı dinletecek birini bulursam... ve tabii senin sevgili ortakların seni veya beni hala indirmemişse... sana hapishaneye iyi bir papaz bulup yollarım. Ona günah çıkartırsın. Ben kusacağım çünkü artık. Ulan şimdi yedim. Aa! Thank you.